Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. İstanbul'da esen moda rüzgarından özel röportajlara, merakla beklenen filmlerin galalarından ünlüler dünyasına dair sıcak gelişmelere kadar dopdolu bir programla bugün yine karşınızdayız. İlk olarak İstanbul Moda Haftası'na ünlü şarkıcı Hadise'nin modacı kardeşi Derya Açıkgöz'ün yıldız yağmuruna dönüşen defilesiyle başlıyoruz. İstanbul'da moda haftası rüzgarı esti. Hadise'nin modacı kardeşi Derya Açıkgöz'ün defilesine kimler şıklıklarıyla damga vurdu? Ve Hadise'yi kimin sözleri ağlatacak kadar duygulandırdı? Beni çok duygulandırdı çünkü özel sözler. İstanbul Fashion Week'te ünlü modacı Derya Açıkgöz'ün geniş kesimleri, pastel tonlarıyla ön plana çıkardığı 2017 kreasyonu defilesindeyiz. Burcu Esmersoy baştan aşağı siyahlara bürünmüş. Ama yani beni kurtaran en kolay renk siyah. Şu anda da beni kurtarmış bir renkle geldim yani. Çünkü hava bir anda yağmurlu olduğu için ne giyeceğimi bilemedim. Elime hep siyah şeyler geliyor. Giydim geldim. Üstü çivili ayakkabısıysa ilk dikkat çeken detay. Hem çok şık hem çok farklı. Deri pantolonuyla da çok uyumlu olmuş. Bu özel günde Hadise de tabii ki kız kardeşi Derya'yı yalnız bırakmadı. Bugün benim için hazırladı, giydim, geldiniz. Her zamanki gibi üstünde Derya Açıkgöz'ün tasarladığı siyah beyaz ağırlıklı bir kıyafet, yanında da annesi Gülnihal Hanım vardı. Bütün aile burada, çok heyecanlıyız. Derya'nın ikinci defilesi, deli gibi çalıştı. Onunla çok çok gurur duyuyoruz, değil mi annem? Evet. Annem de burada. O ses Türkiye'ye geçtiğimiz hafta Hadise'nin gözyaşları damga vurmuştu. 6 yıl önce bu serüvene nasıl katıldığını anlatmıştı Hadise. İlk defa Acun'la tanışacağım. Acun'un birkaç programını biliyorum, izliyorum. Hülya hadi hazırlan dedi, gidiyoruz. Nereye dedim? Toplantı. Ne ya, ne toplantısı? Bu saatte mi? Evet, Acun'la. Gece 12'de toplantı yaptık Acun'un ofisinde. Oho! Ve Acun. O günü hiç unutmuyorum. Hadise 6 yıldır oturduğu jüri koltuğuna gelene kadar biraz korkmuş aslında. Ben çünkü çok korktum. Böyle bir programda yer almak kolay bir şey değil. Çok tırstım, çok çekindim. Ama Acun ve Hülya beni ikna ettiler. Bu sözlere Acun Ilıcalı öyle bir yanıt verdi ki Hadise gözyaşlarını tutamadı. Çok önemli bir dostluğumuz o işte o gün ofiste başladı. O günden beri yani burada kendisi karşımdayken söylüyorum. Yani Hadise bizi bir gün bile üzmedi. En ufak ne bir kaprisini gördük, ne bir ne bileyim kötü gününü gördük. Çok güzel günler geçirdik. Ya çok duygulandım. Ya Acun'un sözleri beni çok etkiledi. Hadise döktüğü mutluluk gözyaşlarının sebebini de kardeşinin defilesinde anlattı. Hayattaki en önemli şey sevgi ve saygıdır. Ve tabii Acun'la öyle bir ilişkimiz olduğu için zaten o saygı ve sevgi olmasa bu kadar yıldır birlikte çalışmayız. Bu yüzden çok mutluyum. Beni çok duygulandırdı. Çünkü özel sözler. Defile başlamak üzereyken konuklar arasında biri daha dikkatimizi çekiyor. Hadise ve annesi Gülnihal Hanım'ın yanında oturan sosyal medyanın yeni fenomeni Kerimcan Durmaz. Bana 94'lüsün falan diyorsun ama sen okula giderken mavi örnek mi giyiyordun yoksa siyah mı? Canım ben kolej mezunuyum, biz sivil gidiyorduk. Daha kimler var izleyiciler arasında? Fatih Ürek, Ceylan Çapa, Özge Ulusoy, herkes yerini aldığına göre defile başlasın artık. Derya Açıkgöz'ün 2017 kreasyonunda öne çıkan renk beyaz ve pembe tonları. Volanlı bol kesimler, püskül detaylar ve düşük omuzlar trendleri belirlemiş. Tasarladıklarının aksine Derya Açıkgöz baştan aşağı siyah giyinmişti. Püsküllü eteği ise göz alıcıydı. Podyuma çıktığında Hadise kız kardeşini ayakta alkışladı.